Furkan Hoca'yla e birlikte KPSS e tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım denemeye. Bakalım ilk soru ne diyor? Türk devletlerinin en zayıf yönü veraset yani tahta geçme konusunun belirli bir kurala bağlanmamış olmasıydı. Bu durum Türk devletlerinde gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir sorusu sorulmuş soruda bize. Taht kavgalarına, ülkenin parçalanmasına, dini ayaklamaların çıkmasından öncüllerini vermiş bize. Bu noktada e, Verasette sevgili arkadaşlar taht kavgalarının yaşanmasına, ülkenin parçalanmasına, e, hatunların ülke idaresine karışmasına, e, hatta ikili teşkilat sisteminin benimsenmesine ve üst düzey e, yöneticilerin devlet yönetimine müdahalede bulunmasına ne yapar, yol açar. Ama din ayaklamalarının çıkmasına e, yol açmaz bu durum burada cevabımız da 1 ve 2 olmuş olacak. Geldik ikinci soruya. 840.212 1212 yılları arasında hüküm sürmüş Karaanlar döneminde Yusuf Has Hacib'in yazdığı Türk Devlet Anlayışı'nı kanun ve siyaset üzerine görüşler ile hükümdarlara öğütleri içeren Ulu Karabuğra Han'a sunulan eseri e, sormuş soru bizlere. E, özellikle ÖSYM arkadaşlar şu Ulu Kara Burahan'a ya da diğer adıyla Tamgaç Burahan'dır. E, ÖSYM bunu sordu birkaç kez yokladı sınavlarında. E, o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. E, Kutatku Bilik'tir. Doğru cevabımız Yusuf Asa Hacıba aittir. Ulu Kara, e, Han'a sunulmuştur bu eser. Atabetul Akay kime aitti peki? Gidip Ahmet Yükneki'ye aittir. Divan Hikmet kime aittir? Ahmet Yesevi'ye aittir. Divan Lugati Türk Kaşalı Mahmut'a. E, Muhakemetül Lugati'nin ise Alişir Neva'ye aittir. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye, Selçuklu Devleti yönetiminde, devleti döneminde, şehirlerde ve kasabalarda oturan esnafların bir araya gelerek oluşturduğu ve İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışının karşılığı olan teşkilatın adıdır diye sormuş. Bu teşkilatın adı nedir? Tabii ki de ahilik teşkilatıdır. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Dirlik neydi? Osmanlı'da ülke topraklarının vergi gelirlerine göre ayrılarak her birinin askeri ve sivil devlet görevlerine hizmet karşılığında maaş olarak verilmesi sistemiydi. Devşirme sistemi Osmanlı'da Hristiyan köylü çocuklarının Türk İslam kültürüyle yetiştirilerek kendilerinden asker ve bürokrat olarak faydalanılması sistemiydi. İtizam sistemi Osmanlı'da vergi gelirlerinin toplanmasını belli bir süre için açık artırma yoluyla ihale edilmesi usulüne verilen isimdi. Eee vakıfta Arkadaşlar, dini ilmi, sosyal ve hayır kurumlarında süresiz olarak kullanılma sistemidir. Herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının bu şekilde kullanılmasıdır vakıfta. Cevabımız ahilik oldu. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde hastaların tedavi edildiği yere verilen isimdir? Bu yere biz ne diyoruz? Darü şifa diyoruz. Darü şifa arkadaşlar doğru cevabımız oldu. İmanethane neydi? Ya da diğer adıyla taphane. E, fakirlere ve medrese talebelerine sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş bir hayır müessesesidir. E, aşevi olarak bilinir. Taphane de aynı bahsettiğimiz iki aynı anlama geliyor. Aras'ta ee, ...arkadaşlar e, aynı cins malları e, satan dükkanların meydana getirdiği çarşıdır. Kümbet ise e, nedir? Anıt mezardır. Burada cevabımız tavrı oldu. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan yarım Yarımadası'ndaki hakimiyetini güçlendirir bir özelliğe sahip değildir? E, şeklinde soru yönlendirilmiş. Koyunhisar vermiş Varna'yı, Nibolu'yu, 1. Kosova, 2. Kosova'yı vermiş. Balkan Yarımadası'nda biliyorsunuz ki biz kiminle yapıyoruz savaşları? Haçlılarla yapıyoruz. Buradaki dört şıkkımız Haçlılarla yapılan savaşlardır. Haçlılarla yapılan savaşlar. Ama Koyunhisar Bizans ile yapılan bir savaştır ve Anadolu'daki hakimiyet için yapılan bir savaştır. Osmanlı'nın burada cevabımız aşık oldu. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti'nde kapıkulu piyade sınıfında yer alan demirden yapılmış, içine patlayıcı madde doldurulan, farklı büyüklük ve ağırlıkta yuvarlak bir çeşit mermi yapmakta görevli ocak. Hangi ocaktır? Bu humbaracı ocağıdır. Burada cevap deniz oldu. Lağımcı ocağı neydi? Osmanlı'da yer altında tüneler açmak, kaleleri yıkmakla görevli ocaktı. Cebeci ocağı Osmanlı'da yeniçerilerin ihtiyacı olan ee, ok, yay, kalkan, e, kılıç, tüfek gibi aletlerin yapıldığı ve tamir edildiği ocaktı. Acemi olanlar ocağı e, kapıkulu ocaktan asker yetiştiren ocaktı. Bostancı ise saray ve köşkleri koruyan kapıkulu piyade sınıfıdır. Hangisinin açıklaması yukarıda yoktur demiş. Bakalım. Toprağı e, mazeretsiz terk eden ya da 3 yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergiye ne diyorduk biz? Arkadaşlar çift bozan vergisi diyorduk. Buraya C şıkkını yazalım. Vergi gelirlerinin toplanmasını belli bir süre için açık artırma yolunda ihalesi usulüne iltizam diyorduk. Olağanüstü hallerde toplanan vergiye avarız diyorduk. Müslüman üreticilerden toprağın verimine göre üretimin onda bir oranından vergiye de öşür diyorduk. Burada müsaade sistemini vermemiş. E, müsaade neydi? Osmanlı'da devlet tarafından hazineye e, arkadaşlar Kaydetmek veya bir süre e, koruma altına almak üzere e, ceza veya tedbir olarak bir mala el konulması uygulamasıydı. Burada cevabımız değişik oldu. Fatih getirdi. ikinci Mahmut kaldırdı. Müsaade Geldik 8'e. Klasik dönem Osmanlı Devleti Taşra örgütlenmesinde yer alan kadı mahkemelerinin sicillerinde konularından hangileriyle ilgili bilgilere rastlanır demiş. E, klasik dönemde Taşra örgütlenmesinde. Arkadaşlar, fiyat düzenlemeleri yer alır, arazi işleri yer alır ama Enderun faaliyetleri yer almaz. Enderun zira nerededir? Merkezdedir. Sarayın bir bölümüdür. O yüzden Enderun almaz. Burada cevabımız 1-2 oldu. Kadı mahkemelerinde arkadaşlar, fiyat düzenlemeleri yer alır, arazi işleri, aile hukuku, sefer hazırlıkları gibi konular, bilgiler yer alıyor. Geldik 9'a ordu, eğitim, diplomasi ve idare alanlarda ıslahat yapan 1789-1807 yılları arasında tahta kalan ve Fransızcayı askeri okullarda zorunlu ders olarak okutan Osmanlı padişahını sormuş soru bize. Tabii ki de kimdir bu? 3. Selim'dir arkadaşlar. 3. Selim dönemine de ayrıca ıslahatlarının geneline Nizam-ı Cedid adını vermekteyiz. Sultan Mecid döneminde Rusya ile Kırım Harbi yapılmıştır. Hangisi bu savaşla ilgili doğru bir bilgi değildir? diye sorulmuş. Osmanlı Devleti Cihada Ekber çağrısında bulunmuştur. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. Osmanlı Devleti e, ne zaman bulundu bu çağrıyı? Birinci Dünya Savaşı'nda bulunmuştur. Cevap aşık oldu. Osmanlı Devleti ilk kez dış borç aldı İngiltere'den. Rusya Savaş Esnasında Osmanlı donanmasını Sinop'ta yaktı. Dış borcu da donanma yapmak için aldık. E, hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Lambalı kadın olarak da bilinen Florence Nightingale, Selimiye kışlasında yaralıları tedavi etti Osmanlı askerlerini. İngiltere, Fransa'da Osmanlı'nın yanında yer aldı ve bu savaşın sonucunda Paris e, konferansı toplandı biliyorsunuz. Geldik 11'e. Ahmet Cevdet Paşa'nın başında bulunduğu bir heyet tarafından bazı İslami hukuk kurallarının düzenli hale getirilmesi sonucunda oluşturulan, medeni kanun özelliği taşıyan Müslüman tebaya ilişkin kurallar içeren ve 1926'ya kadar yürürlükte kalan kanunu sormuş bize. Bu kanun nedir? Tabii ki de mecelledir arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik 12'ye. İki ayrı meclis öngörmesi, halkın kısıtlı da olsa seçme ve seçim hakkına sahip olması, anayasal düzeni beraberinde getirmesi, Osmanlı görülen bu gelişme hangisinin sonucunda yaşanmıştır diyor bizlere. Bunlar kanunu esasının sonucunda yaşanmıştır. ikinci Abdülhamit döneminde yürürlüğe girmiştir. Senedi İttifak 1808'de imzalandı. Tanzimat 1839, Issaat Fermanı 1856, Muharrem Kararnamesi 1881'de ilan edilmiştir. ikinci Meşrutiyet döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunu iddia ve terakki cemiyeti Kamil Paşa hükümetinin yerine Mahmut Şevket Paşa'nın hükümet kurmasını sağlamıştır. Hangi gelişme? Tabii ki de Babali Baskını'nın sonucunda e, arkadaşlar olacaktır bu durum. Geldik bir diğer sorumuza 14'e. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. E, 14'teyiz. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni tanıması hangisinin sonucudur demiş. Arkadaşlar e, ee, bakıldığı zaman İstanbul hükümetinin e, Anadolu ve Rümeli Müdafaa Hukuk tanıması Amasya görüşmelerinin sonucundadır. E, bu görüşmelere biliyorsunuz ki İstanbul hükümeti adına Salih Paşa, e, Anadolu Hareketi'nin adına da Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Bekir Sami Bey katılmıştı. E, burada cevabımız e, B şıkkı olmuş olacak. Misak-ı Rıza Paşa hükümeti döneminde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de kabul edilmiştir. Hangisi Misak-ı kapsamında yer alan konulardan biri değildir. Bunu biz kapsar diye kodluyorduk arkadaşlar. E, neler vardı? Kapitalasyonlar, azınlıklar, e, boğazlar, batı e, trakya, borçlar, e, bakıldığı zaman referandum, elviye-i selase, sınırlar gibi konular yer alıyordu. Burada yer almayan konu Patrikhane konusudur. Patrikhane, Misak-ı millide yer almayan bir konudur. Cevabımız aşık oldu. Patrikhane meselesi Lozan'da görüşülecek işte daha sonra. Geldik 16'ya. Birinci Meclis Hükümeti'nde bakanlıklardan hangisi yer almaz diye sormuş. Birinci Meclis döneminde Kültür Bakanlığı yoktur. Dışişleri Bakanı... İlk meclis döneminde Bekir Saan Bey'dir Milli Savunma Bakanı. Fevzi Çakmaktır Eğitim Bakanı. Rıza Nur'dur ilk başta. E, Sağlık Bakanı da Adnan adı vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin bir yandan Pontus çetelerinin saldırıları ve Koçgiri aşiretinin isyanıyla uğraşması diğer yandan da Londra Konferansı'nın sonuç vermemesi üzerine Ser projesini gerçekleştirmek için itilaf Devletleri'nin yeni kararlar alması ve bu amaçla Yunan ordusunun harekete geçmesi hangi savaşa neden olmuştur? Hangi savaşa? 2. İnönü Savaşı'na neden olacaktır burada. Ee, burada Melhame-i Kübra dediğimiz Sakarya Savaşı'nın diğer adıdır. Rum sınırında da Büyük Taarruz'un diğer adıdır. Geldik 18'e. Milli mücadele döneminde siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar olarak belirlenen kapitülasyonlar hangisiyle tamamen kaldırılmıştır? Hangi gelişmeyle Atatürk'ün de taviz verilmemesini istediği bir konudur? İki tane konu var. Birisi Ermeni yurdu meselesidir. Diğeri de kapitülasyonlardır. Kesinlikle taviz verilmesini istemedi Mustafa Kemal. Hatta İsmet İnönü'ne ne dedi? Eğer çok diret geri dön dedi İsmet İnönü'ye arkadaşlar. Hatta Lozan'a da ara verilmişti o dönemde. İsmet İnönü geri dönmüştü ama daha sonra kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış oldu. 1 Kasım 1928'de Yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir. Yeni Türk alfabesinin topluma öğretilmesi amacıyla Atatürk döneminde yapılan çalışmalar arasında hangisi yer almaz diye sormuş. Halk evlerinin faaliyette bulunması, millet mekteplerinin açılması, halk okuma odalarının açılması, gazetelerin kısa sürede yeni alfabeyle çıkarılması yer alırken e, Gazi e, Enstitüsü yer almaz. Çünkü daha öncedir arkadaşlar 1926'dadır. Cevap C şıkkı oldu. İkinci Abdülhamit döneminde Güzel Sanatlar dallarında eğitim ve üretim yapmak üzere açılan ve müdürlüğüne de Osman Hamdi Bey'in getirildiği Sanayi Nefise Mektebi Atatürk döneminde hangisine dönüştürülmüştür diye sorulmuş bu soru. Neye dönüştürülmüştür? Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmüştür cevabımız Bursa olacaktır. Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülecek. Darül Beda İstanbul Şehir Tiyatrosu'na, Darül Elhan ise İstanbul Belediye Konservatuarı'na dönüştürülecektir. Değerli arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlayan 23'ten 35'e kadar hakimiyet bayramı olarak kutlanan gelişmeyi sormuş bizlere soru. Hakimiyet bayramını e, kutlanması, saltanatın kaldırılmasıdır arkadaşlar. E, bu e, bayram olarak kutlanmasını da meclise öneren e, Rahu Forbay'dır. Atatürk'ün en büyük gerçekler ve ilerleyişler, düşüncelerin serbestçe ortaya konması, karşılıklı aktarılması ile meydana çıkar ve yükselir sözü hangi ilkeyle ilişkilidir e, diye sormuş laiklik, halkçılık, cumhuriyetçilik. Hepsiyle de ilgilidir arkadaşlar. En büyük gerçekler, ilerleyişler ifadesi laiklikle alakalıdır. Düşüncelerin serbestçe ortaya konması arkadaşlar bakıldığı zaman bu cumhuriyetçilik arkadaşlar laiklikle alakalıdır. Yine serbestçe ortaya konması yani özgürce, hürce, işittik yani halkçılıkla alakalı oluyor. Burada cevabımız hepsi olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Atatürk döneminde İtalyan ve Almanya yayılmacılığına karşı aldığı tedbirlerden biridir? Bu tedbirler arasında neler vardır? Balkan Antantı ile Balkanlar'da Sağ Davat Paktı ile de Orta Doğu'da anlaşmalar yapmıştır arkadaşlar. Türkiye. Geldik 24'e. İsmet İnönü hangi görevlerde bulunmuştur diye sormuş soru bizlere. İsmet İnönü arkadaşlar başbakanlık yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaptı ama Meclis Başkanlığı yapmamıştır. İsmet İnönü. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. İsmet İnönü. Kısa bir dönem. İsrail 1948'de kuruldu. İsrail'i ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. İlk Arap Devleti de Mısır oldu. 48'de başlayan Mısır-İsrail Savaşı'nın Mart 79'da resmen sona ermesini sağlayan ve Eylül 78'de gerçekleştirilen Washington görüşmelerini verilen isim nedir diye sormuş bizlere. bu isim arkadaşlar Camp David's olacaktır. Cevabımız değişik oldu. Irak savaşı nedeniyle İran'da Humeyni rejiminin Amerika'dan İsrail aracıyla silah satın alınmasına ne isim verilir peki? Bu olaya İran Gates olayı diyoruz. Arkadaşlar Pink Pong diplomasisi Amerika ile Çin arasında yaşanan sorundu. Perestroika Sovyet Rusya ile alakalı hayat sahası Almanya ile alakalı, Majinuat'ta da Fransa ile alakalıdır. Son sorudayız. 88'den itibaren yaşanan süreçte Hocalı katliamında yapıldığı Dağlık Karabağ hangi ülke ile çatışma tartışma konusu olmuştur? Hangi iki ülkeler arasında? Tabii ki de Ermenistan, Azerbaycan arasında sorun olmuştur. Dağlık Karabağ sorunu. Evet bu soruyla birlikte sizlerle beraber denemeyi çözmüş olduk. Arkadaşlar Ekstra olarak benim yazmış olduğum KPS 15'li otağı denememizde açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Oradan arkadaşlar satın alabilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.